Herkese merhabalar, ben Deniz. Ben Umut. Bu hafta podcast'imizi önceki haftalar gibi yan yana değil uzaktan yapıyoruz Umut'la. Umut, evet. Ne haber abi, nasıl gidiyor? İyiyim, ilk kez böyle birbirimizden uzakta podcast deneyimi yaşıyoruz. Evet. Neydi? Skype kullanarak yapıyoruz şu anda bu şeyi, bu kaydı. Skype'ın kendi recording şeyiyle, ufacık bir tuşla basarak böyle bir record yapıyoruz. Daha önceki kayıtlarımızdan daha kalitesiz olabilir yani sesler bu noktada. Ama şu anda remote çalıştığımız için elimizden gelen bu oldu bu hafta. Yani kesinlikle. Bence çok göze, yani kulağa batmayacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan birbirimizi karşılıklı olarak görüyoruz Umut'la. Görüntü olarak hani mimiklerimiz vesaire el kolla birbirimizi yönlendireceğiz. Bir yandan da sesimizi kaydediyoruz. Evet Umut, hani geçen hafta Cuma günü yayınlamış olduğumuz podcast'imizde koronavirüs sebebiyle özellikle hani bizim camiamızda bahsedilen uzaktan çalışma kültüründen bahsetmiştiniz. Hani senle Bengüsü. Bundan bahsederken de uzaktan çalışmanın avantajları, işte dezavantajları neler, işte uzaktan çalışma sistemine geçilmesini ne engelliyor gibi konulardan bahsetmiştiniz. Evet. Aslında bizler yani zaten Netvent olarak bu konuda oldukça deneyimliyiz. Yani hem şirket hem de ekip olarak bireysel bazda. Sadece inbound pazarlama danışmanlığı vermiyoruz zaten. Yani aynı zamanda bir startup okuluyuz hani tabiri caizse, bunu hep dile getiriyoruz. Hem kendi global girişimlerimiz hem de girişimlerin kurulum aşamalarında hani onlara danışmanlık veriyoruz yıllardır. Bunun dışında şirket ve bireysel bazda işte eğitim, mentorluklar vesaire söz konusu. Hal böyle olunca hani remote çalışma olayı ya bizim için yabancı değil. Yani hatta yeri geliyor hani 24 saatlik çalışmalara aşina olmamız gerekiyor. Ya bunu defalarca yaptık hani hepimiz. Neyse hani lafı çok da uzatmadan bugün direkt olarak uzaktan çalışma sisteminde neler yapmalısınız? Hani nasıl davranmalısınız gibi konulardan bahsetmek istedik arkadaşlar sizlere. Yani hem genel kaynaklardan referans alarak hani hem de kendi tecrübelerimize katarak yani dolayısıyla neyse, evet Umut, ilk söz sana veriyorum abi. İlk olarak hangi maddeden başlayalım? Abi öncelikle şeyi çok seviyorum ben, şey kavramını. Startup okuluyuz diyorsun ya. Bu kavramı aşırı seviyorum. Çünkü gerçekten tam bir okul yapısıyla hareket ediyoruz hep. Sürekli birbirimize bir şeyler öğretiyoruz işte, sürekli birbirimize bir alışveriş içerisindeyiz yani. Ve birçok noktada da bizi tetikleyen, böyle yeni şeylere adım atmamızı kolaylaştıran şey de bu okul içgüdüsü oluyor. Yani hani öğrenciyken de böylesindir ya, hani böyle daha böyle gençsindir, dinamiksindir falan. Şimdi yaşlarımız 28-30 oldu belki ama o böyle o üniversitedeki o böyle şey hissi, o böyle o öğrenme arzusu veya o şeyi gerçekten de Netvent'te çalıştığım zamanlarda ben de hissediyorum açıkçası. Ya o üniversiteli ruhunu sanırım kaybediyoruz. Koruyoruz, koruyoruz, güzel koruyoruz. O heyecan ve hiperaktivite devam ediyor. Hafif de ruhunuz böyle müsaitse şey oluyor yani. Açıkçası akışına bırakıp gidiyorsunuz ve hani zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz bile. Doğru. Şimdi biz de geçen hafta Bengüsü'yle remote çalışmaktan açıkçası çok genel bir ve böyle kendi sohbetimizi biraz daha podcast haline getirdiğimiz için çok genel ve yüzeysel konuştuk remote çalışmayı. Şimdi senin bana bu attığın notlarda da görüyorum ki bu sefer remote çalışmayı böyle biraz daha derinlemesine inceleyip hani böyle iyice didikleyip yani remote çalışmak konusunda böyle daha detay bir bilgi vereceğiz bu podcast'te. Evet. Bu arada en temel şey olarak, yani bütün bu konuştuklarımı da buraya bağlayabilirim. En temel madde olarak da remote çalışmakta asıl, yani birinci madde olarak ne sayarsın Umut desem bana, ben birinci sıraya iletişim kabiliyetlerimizi koyarım. Süper. İletişim kabiliyetlerimizin içerisinde örneğin ofiste çalışmak, bir insanın mimiklerini her an görmek veya el kol hareketlerini takip edebilmek zaten doğal insan içgüdüsü olduğu için çok zorlanmadan veya işinizi yaparken bir taraftan da yapabileceğiniz işlerdir. Evet. Fakat remote çalışırken böyle yalnızsınız, bir odadasınız. Yani bir sürü stresiniz vesaireniz, bir şeyiniz de var bir taraftan. Hani ülkede yaşananlar
işte bu dünyada yaşananlar, daha doğrusu artık ülkede demek istemiyorum. Bu dünyada yaşananlar vesaire, bütün bu stresin içerisinde bir taraftan da bazı öngörüler elde etmeniz gerekiyor çalışma arkadaşlarınızla. Remote çalışırken de çok izole bir ortamdasınız. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Yani temel matematik problemi gibi oluyor bu da. Bunu nasıl sağlayabiliriz? İşte biz bunu nasıl deneyimledik mesela? Kendi deneyimimizden yola çıkarak öneriler verebiliriz bu noktada. Biz bazı araçlar kullanıyoruz. Evet. Projeleri, görevleri kendi aramızda paylaşırken bazı internet, online araçlar kullanıyoruz. Anlık iletişimde örneğin Slack kullanıyoruz. Birbirimizle bazı projeleri ve task detaylarını paylaşırken Teamwork kullanıyoruz. Bunların hepsinden de ücretli üyeliklerimiz var. Ve oradan elimizin altında böyle bir veri tabanı da olmuş olur aynı zamanda. Hem de geri dönüp bakabileceğimiz veya yanlış yaptığımız detayları yazılı bir şekilde bulabileceğimiz bir veri tabanımız oluşmuş oluyor. NetVent'te yaklaşık bir 10 bölüm falan 10 bölümde falan varımdır herhalde bu podcastlerin. Yaklaşık 3 tanesini freelance muhabbetlerimiz hep oldu. 3-4 tanesini evet. Freelance muhabbetlerimiz oldu. Senin freelance geçmişin var zaten çok uzun yıllar. Evet, bir de bunların zaten haricinde freelance ve remote'un da birbirinden ne kadar ayrı kavramlar olduğunu da konu buralara gelmeden çok önce de çok anlatmıştık yani. Remote çalışmak bir şirketin o disiplin kurallarına uymak demek. Yani o saatler arasında o şirketin çalışanısınız ve o şirkete ait, yani o şirketin genel kurallarına ve disiplinine uymanız gerekiyor. Tabii ki burada da işte şeyi söylemeye gerek yok artık. Telefonlarınızdan veya acil durumlarda size insanların ulaşıp ulaşamamasından bahsetmemiz artık hani birazcık şey olur gibi. Böyle hani biraz böyle olayı basitleştirmek gibi oluyor. Bu zaten genel kuralınız aslına bakarsan. Ama gene de madem kuralları sayıyoruz iletişim çerçevesinde böyle bir şeyi de göz ardı etmemek lazım. Hatta ben çoğu zaman ya özellikle remote çalışmaya başladıktan sonra bu geçirdiğimiz bir haftalık süreçte telefonumu sadece mesai saatlerinde değil, neredeyse 24 saat sesli kullanıyorum yani. Çünkü gerçekten hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz. Tam böyle işimize sarılmamız gereken veya atıyorum sevdiğimiz insanlara sarılmamız gereken bir zamandayız. Sosyal mesafelendirmeyi hariç tutar. Yani manevi olarak sarılmak. Gönül bağıyla sarılmaktan bahsediyorum. Manevi olarak sarılmaktan bahsediyorum. Dolayısıyla iletişiminizi o mümkün mertebe anlık ve hızlı kılmanız çok önemli oluyor. Buradan başka ne söyleyebilirim? İkinci madde olarak şeyi sayabilirim. Ya bu arada sen şey yapmayayım da ikinci maddede de şeyi söyleyebiliriz. Bu aklıma o geliyor. Çalışma alanınızı organize etmek. Şimdi geçen podcast'tan yaklaşık işte 2-3 saat sonra falan biz eşyalarımızı topladık ve biz podcast kaydımızı bitirdik geçen hafta. Ondan sonra eşyalarımızı topladık ve evlerimize gittik yani. Yaklaşık 6 gündür, 7 gündür. Hatta şeyi hatırlıyorsun abi hani yaklaşık ya siz o podcast'i kaydetmeden önce işte tabii Çin merkezli bu olaylar büyümeye başladığı zaman bizler hani kendi aramızda bunun planlamasını, muhabbetini yapıyorduk. Ama hani ne zaman bu kararı alırız veyahut sektör ne zaman bu kararı alır bunu kestiremedik. Sizler de işte bu geçen haftaki podcast kaydınızı yapar yapmaz bir anda işte biz yönetim kuruluyla birlikte dedik yani, yani baktık hani çünkü o an henüz kurumlardan, bakanlardan işte resmi olarak herhangi bir açıklama yok. Ama biz hani kendi sağlığımızı riske atmamak adına sadece kendi sağlığımız değil aynı zamanda muhatap olduğumuz işte risk grubunda insanlar var. Yani annelerimiz, babalarımız, eşimiz, dostumuz, komşularımız. Bunları riske atmamak adına biz uzaktan çalışma kararını aldık. Biraz hızlı oldu dediğin gibi. Dolayısıyla orada hani uzaktan çalışma kararını alırken, evlere geçerken ya benim evde işte ergonomik bir çalışma masam, işte sandalyem var mıydı, yok muydu? Bunun hiç hesabını yapmadık dediğin gibi. Evet, ama daha önceden deneyimimiz olduğu için de bir taraftan güvenimiz vardı bu konuda yani. Şöyle bir şey diyeceğim bu noktada şuna bağlı olarak. Örneğin ben geçen haftaki podcast'te şunu söylemiştim Bengüsü'yle konuşurken. Ben mesela tasarımla uğraşıyorum ve açıkçası günümün neredeyse 12 saati tasarımla ilgili işler yaparken geçiyor. Ve örneğin ben iki ekrana ihtiyaç duyuyorum çoğu zaman. NetVent'teyken de iki ekranla çalışıyorum. Evet.
Örneğin çalışma alanım evdeki ekranım büyük ama tek ekran o da. Evdeki bilgisayarım. Dolayısıyla çalışmamı %25 falan hızlandırıyor yani benim çift ekran olduğu zaman ve dikkatimi çok daha rahat toparlıyorum. Örneğin kendim üzerinden yola çıkarak anlatıyorum. Dolayısıyla hemen mesela bagaja ilk yüklediğim şey NetBank'tan ikinci monitörüm oldu benim. Yüklettin deme abi, bana yüklettin. Ha evet, pardon. Bana taşıttın onu. Ben o sırada kendim ekimi taşıyordum çünkü. Ondan sonra benim işte ilk yüklettiğim şey oldu. Benim ikinci monitörüm oldu. Eve geldiğim zaman da çalışma disiplini olarak falan benim mesela ne kadar etkilediğini fark ettim. Hı-hı. Gerçekten dikkatim öncesinde daha çok dağılıyormuş. Remote denemelerimiz olduğu zaman dikkatim tek ekrandayken daha çok dağılıyormuş. Bu kimseyi şartlamasın tabii ki. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Ama çok alıştığımız ve hani çalışma prensiplerimiz, o iş yerine alışmak diyoruz ya, hani o iş yerindeki ortamı yaratmak yani aslında biraz da bu konfor alanı dediğimiz şey. O konfor alanını oluştururken de aynı iş yerinizde çalışıyormuşsunuz gibi bir ortamın olması gerekiyor. Yani buna göre bir organizasyon veya buna göre bir planlama yapmanız gerekiyor. Ve işte mesela bazen konuşuyoruz arkadaşlarımla falan da aşırı böyle hem tehlikeli şeyler, mesela bir taraftan da işte yattığın yerde çalışmak. İşte ya da atıyorum işte örneğin yattığınız yerden dizi izlemeyin. Niye yani? Beyin çünkü böyle öğreniyor bir şeyleri. O yatak senin sadece uyuman için yapılan bir nesne. Ve beynin uykuyla şeyi birleştiriyor. Eğer yatağında çalışmaya başlarsan o beyninin kıvrımları bu iki şeyi değiştiriyor birbiriyle. Ve çalışırken uyku moduna giriyorsun, uyurken de çalışma moduna giriyorsun. Bu benim başıma ne zamanlar geliyor? Örneğin çok stresli olduğum zamanlar geliyor bazen. Çok stresli olduğum zamanlar ben işi rüyamda bitirdiğimi biliyorum mesela. bize anlattığın zamanlar oluyor çok. Bazı işleri gerçekten rüyamda bitiriyorum ve ofise gelip tamamlıyorum o işi. Nesne yani maddeye döküyorum o işi ofiste sadece. Rüyamda bitiriyorum o işi mesela. Ama çok stresli olduğum zamanlarda. Bu gerçekten sizin hayatınıza yayılabilir. Remote çalışırken eğer bunun arasındaki farkı çok koymazsanız, hani bu tip karışıklıklar, kavram karışıklıkları yaşayabilirsiniz yani. Dolayısıyla çalıştığınız yerin bir masa olduğuna, çalıştığınız sandalyenin bir sandalye olduğuna emin olun. Yatakta çalışmayın ve kavramları veya nesneleri birbirinden ayırın. Abi çok doğru söylüyorsun ya, haklısın yani. Ya özellikle hani ben kendi örnek vereyim. Yani ne çocukken ne de iş hayatımda hani asla yatakta çalışmadım, bir kere onu söyleyeyim. Hani bu tabii ben küçükken annemin bana dikte etmeleriyle, öğretmeleriyle ve hani sonrasında da öyle bir alışkanlık geldi. Lakin hani ben mesela koltukta çalışmayı çok seviyorum. Ancak hani remote olarak 9-6 mesaide yani koltukta çalışmak bana göre değilmiş. Hani ben bunu ne zaman anladım? Geçen hafta anladım. Biz cuma günü işte uzaktan çalışma kararını aldıktan sonra abi ilk iki günün sonunda benim hem boynum hem gözlerim, belim vesaire mahvoldu. Hani gerçekten mahvoldu. Ya bir de hani uzaktan çalışma kararı aldığımız için de evden de acil durumlar haricinde çıkamıyoruz. Hal böyle olunca işte evin içerisinde yürüyeyim bilmem ne falan zor oldu biraz yani psikolojik olarak. Ya benim de buralarda hani bazı önerilerim olacak bu arada. Mesela uzaktan çalışmaya geçtiğiniz zaman veyahut halihazırda uzaktan çalışıyorsanız ya da hani bunu düşünüyorsunuz, hani uzaktan çalışabilir miyiz? Mesela neye alışmanız gerekiyor veyahut hazır olmanız gerekiyor? Ya çok fazla ama çok böyle hani kısa toplantılara hazır olmak lazım. Bu ne demek? Hani girişte de bahsettiğimiz gibi aslında gözden uzak olunca hani gönülden de uzak olmamak adına işte 5-10-15'er dakikalık görüntülü veyahut sesli toplantılarınız olmalı. Yani aranızı sıcak tutmanız lazım. Ya bunları da ofis ortamında hani ayaküstü yaptığınız görüşmeler gibi düşünebilirsiniz. Ve genelde hani yüz yüze yaptığınız toplantılar için işte Skype, Zoom, Hangout, hatta ne bileyim WhatsApp toplantısı aynı işlevi görebilir. Yani bu tarz araçları da kullanabilirsiniz. Görüntülü toplantının altını çiziyorum özellikle, hani fark ettiysen. Bunun sebebi mimikler abi. Hani mimikler iletişimde çok önemli. Hatta HBR'da bir makale okumuştum. Mimiklerin iletişimin neredeyse %70'ini oluşturduğundan bahsediyordu. Yani hatta benim için bu böyle %90 falan olabilir. Hani sen de az çok tanıyorsun. Gerçekten
bazen tribe giriyorum. Hani ben bir şeyler anlatırken böyle karşımda donuk ifadeler falan olunca üzülüyorum ya. Benim enerjim gidiyor orada. Yani bunlar dışında misal işte HPR falan yapıyorsanız eskiden işte remote olarak da mesela bunu yapabilirsiniz. Aynen. Biz mesela bu hafta bunu es geçtik yoğunluktan dolayı. Hem yoğunluktan hem de sağlık gerekçelerinden dolayı yani. Lakin hani haftaya mesela bir HPR yapabiliriz ama görüntülü olarak hani bu. Ha yani, sen görüntülü HPR'dan bahsediyorsun. Tabii ki yani ben görüntülü HPR'dan konumuz bu. Remote çalışmak. Hatta şu an acil gündemimiz var. Sokağa çıkmıyoruz. Sağlığımız için evde kalıyoruz. Dolayısıyla abi açalım Skype'ları işte veyahut WhatsApp'tan vesaire. İşte alalım böyle çerezimizi, işte krekerimizi vesaire, çayımızı demleyelim. Oradan eğlenelim yani karşı karşı. Ya bunlar yapılabilir. Hani bu sadece HPR olarak düşünme. Mesela birinin doğum günü vardır. Doğum günde bu şekilde kutluyor. Hani bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış şeyler. Ayrıca bu uzaktan çalışırken bir de mesela bunlar dışında gerçekten hani şeffaf ve vicdanlı da olmak gerekiyor. Ya bu ne demek? Mesela teamwork işte senin bahsettiğin gibi işte Asana veyahut işte her ne kullanıyorsanız hani proje yönetimi için söylüyorum. Hani kapattığım taslar zaten görünüyor. Hani beni takip ediyorlar. Dolayısıyla arka planda ne istersem onu yaparım diye düşünmemek gerekiyor. Ya gerçekten o an ofisteymiş gibi olmamız ve çalışmamız lazım. Yani ben nasıl ofisteyken arka planda işte Müge Anlı'yı açmıyorsam işte bir yanda Twitter işte elimde WhatsApp işte arkadaşlarımla orada gruplardan işte birbirimize caps'ler videolar göndermiyorsak evde de uzaktan çalışırken de aynı disiplinde olmamız gerekiyor. Diğer türlü abi bu kaliteyi düşürür. Hani hadi kaliteyi düşürmedi. Hani ben gerçekten o an o işi tak 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 yaptım. Hani mesela o an kişisel olarak gelişimime ayıracağım süreden de kısmış oluyorum bunları yaparak. Veyahut işte ne bileyim çalıştığım şirkete veyahut hizmet verdiğim bir projeye şahsa şahıs için ekstradan yapabileceğim bir işte çıktı vardır mesela. Hani onlar için inovatif bir şey yapabilirim mesela o sürede. Ama bu eforu gereksiz şeylere harcıyorum. Müge Anlı'ya harcıyorum. Abi şu sırada ne yazık ki özellikle son bir haftadır Türkiye'de bu işi çok fazla ciddiye alınmıyor. Yani bu üretilen içeriklerin azalmasıyla da hani bunu çok bariz bir şekilde görebiliriz. Selam olsun hani bunu çok güzel bir şekilde tam tersine çeviren kişiler, firmalar var. Biz de onlardan olmak istiyoruz. Onlarla birlikte yarışmak istiyoruz bu alanda. Mesela bunlar dışında abi hani kuralları not almışım ben bir kenardan. Ya evet kuralların belli olması lazım abi. Misal evde tek yaşıyorsanız işte arkadaşlarınıza, ailenize mesai saatlerinizi net bir şekilde bildirmelisiniz. Yani evde tek değilseniz işiniz daha da zor. Mesela eşiniz, arkadaşınız o an sizden bir şey isteyebiliyor. Yani şunu al, bunu yıka. İşte gel şu yemeği yapalım, gel şunu izleyelim, hadi işte gel dans edelim falan hani. Bunları en baştan abi açık açık konuşmanız gerekiyor. Yani ben evden çalışıyorsam eğer ev hanesiyle veyahut benim dışarıdaki network'ümle ben 9-6 mesai yapıyorum. Dolayısıyla bu saatler arasında beni rahatsız etmeyin. Ben işimi bitirdikten sonra ancak sizinle görüşebilirim veyahut bu işleri yapabilirim. Yani burada şu çok önemli. Odak dağıldığında aynı konuya geri dönüp aynı odakla devam etmemiz için minimum 20 dakikaya ihtiyacımız var. Umut hani zaten bilimsel detaylar. Benim için daha fazla. doğru yani dolayısıyla hani 20 dakikalık iş ne olacak yahu diye düşünmemek lazım diye düşünüyorum yani. Bu odak konusunda en çok sıkıntılı çeken insanlardan biri benim mesela. Bir şeye odaklanmak ve o odaklandığım şeyden çıkmak da odaklanmak kadar zor tabii aynı zamanda. Doğru. İkisi de böyle şey oluyor bazen. Yani bu hem aslında ödülün oluyor bir noktada hem de bir noktada cezan oluyor yani. Doğru. Çünkü bir kere odaklandığın zaman o odaklandığın şeye de çok fazla efor harcayabilirsin böyle bir kontrolsüz gidersen eğer. Neyse ki bunu kontrol etmeyi mesleğe ilk girdiğim zamanlarda öğrenmiştim yani. Şu anda gayet iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Kendimi böyle çok övmek de istemiyorum bu konuda ama hani ilk işe başladığım zaman ki mesela bu odak konusunda ilk işe başladığım zamanlardaki
sıkıntılarımla şimdikiler arasında mesela çok fark var. Bu tabii ki böyle pratikte falan da çok artıyor. Yani hem çalışma saatleriniz hem yaptığınız iş, severek yapmak, sevmeyerek yapmak falan, bunların hepsi çok önemli dinamikler. Ama ne olursa olsun gerçekten de bir işe olan odağınız, yani o işe verdiğiniz önem tam da böyle ortamlarda ortaya çıkıyor. Yani bu tip ortamlarda siz eğer kendinizde böyle bir otokontrol veya bir şeyin eksikliğini hissediyorsanız muhakkak o konunun üzerinde durmanız gerekiyor. Bugün bu işte çalışmayabilirsiniz, yarın başka bir işte çalışabilirsiniz veya tamamen bambaşka bir sektörde çalışabilirsiniz. Ama bunun zaten şirketlerin veya ekonominizin çok daha dışında bir problem olarak görün ve bu odak meselesinin üzerinde biraz daha durmanızı öneririm eğer böyle bir otokontrolünüz yoksa. Bu gerçekten kesinlikle. Çünkü çok başka şeylere sebep olabilir abi bu arada. Hı-hı. Hani kesinlikle. Sadece işinizin, zamanınızın veya o eforunuzun boşa gitmesini geçtim. İnsanlar 30 yıllarını, 40 yıllarını böyle problemlerle harcayabiliyorlar yani. Dolayısıyla hata yapmadan ilerlemek gerekiyor böyle meselelerde. Kesinlikle üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum insanların. Bir de şey diyecektim. Biz şimdi mesela toplantı yapıyoruz sabahları falan. Mesela toplantıdan önce hemen arka planı bilmem neleri falan böyle topluyoruz değil mi? Mesela ben benim yatağım mesela hemen arkada. Yatağımı evet. Falan mesela hemen topluyorum. Neden? Veya elimi yüzümü yıkıyorum yani sabah. Neden yani? Çünkü burada işte bu demin senin de söylediğin gibi insanlar birbirlerinin suratlarına bakarak çok ilkel de olsa, bu çok ilkel bir iletişim yöntemi. İnsanlar birbirlerinin suratlarına bakarak gerçekten iletişiminin %70'ini tamamlıyorlar dedin yani neredeyse. Bu çok önemli bir veri. Gerçekten görünen mimikleriniz kadar görünmeyen mimikleriniz de var bu arada. O görünmeyen mimiklerin beyne ulaşması da var. Yani mikro mimik deniyor abi. Evet. O mikro mimiklerinizin de hepsinin gerçekten çalışma arkadaşlarınız için çok şey ifade ettiğini bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz nasıl ki işte o özeniniz veya tavrınız karşı tarafa direkt olarak geçecektir ve sizinle ilgili pozitif, onlarla ilgili de pozitif hisler uyandıracağına eminim bu arada, bu düzen veya görüntü algısının onlarda da daha iyi, daha pozitif hisler uyandıracağına eminim. Dolayısıyla bunu da unutmamak gerekiyor. Tabii ki bunların hepsi söylemesi kolay fakat uygulaması zor şeyler yani. Birçok eğer alışkın değilseniz veya pratiğiniz yoksa bu konularda böyle şeylere dikkat etmeyebilir veya göz ardı edebilirsiniz. İşte bizim podcast'imize denk geldiğiniz için de belki kendinizi daha önceden hazırlayabilirsiniz bu tip bir duruma karşı. Çünkü bunlar bizim de zamanında yaptığımız hatalar. Yani değil mi? Biz de yaptık yani böyle hatalar zamanında. Ya tabii ya, bu hata değil. Hani insan hani ilerledikçe, geliştikçe öğreniyor, öğrendikçe evet. Gelişiyor vesaire. Dolayısıyla hani bilmiyorsun, hani o an onu yapıyorsun ama sonra yeni şeyleri okudukça, gördükçe, öğrendikçe, izledikçe vesaire fikir aldıkça bunların daha güzel olanlarını fark ediyorsun. Senin bahsettiğin detaylar da bunlardan zaten. Mesela bir başka basit ama önemli bir detay daha var. Örneğin ekibinize yeni katılan insanlar olabilir. Bu kadar deneyim olmayan insanlar olabilir. Ve siz bir şekilde gene remote çalışmak zorunda kalabilirsiniz bu insanlarla. Evet. Bu tip işte içine kapanık olabilir veya işte samimi, bazı böyle samimi güdülerinden birazcık böyle kendini alıkoyuyor olabilir. Dolayısıyla bu uzaktan çalışırken bu arkadaşların üzerine daha fazla düşünmesi gerekiyor ki ekibe dahil, çünkü şöyle bir durum var, işte dedik ya az önce, bir taraftan zaten çok otomatik yaptığımız işlemler, birbirimizi görerek hani iletişim kurmak çok otomatik yaptığımız ve çok ilkel bir şey. Hani bunun için ayrıca efor zaten sarf etmiyoruz ama işte hem uzaktayken hem de kimi insanların böyle problemleri olduğunu varsayarsak şu anda hani bu tip bir şeyde de ekibinize dahil etmeniz için üzerine ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir remote çalışırken. Doğru. Bu da bence gerçekten hani bence çok yani böyle çok göz ardı edilebilecek bir şeymiş gibi hissediyorum. Ama gerçekten çok göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Çünkü o kadar önemli ki insanların katılımı ekibinize. Sizi hani çok daha ileriye götürür böyle bir, sizin ayırdığınız efor da sizi çok daha ileriye götürür bu noktada. Onu da çok daha ileri bir noktaya götürebilir size olan kesinlikle. İletişim konusu.
Ne bileyim abi, online tablo turnuvası falan yapın işte yani. doğru ya abi, doğru ya. Bu son iki nokta bence çok önemli bu arada. Yani çok güzel. Çünkü hani görünmeyen şeyler, hani buzdağının bir görünen yüzü vardır, bir de görünmeyen kısmı. Bence hani bunlar görünmeyen kısmı ama işin temelini oluşturan şeyler. Bu arada hani ben de hani bazı görünen şeylerden de bahsetmek isterim. Hani en önemli noktayı unuttunuz mu vesaire demesinler, sonra tepki görmeyelim. Planlama. Ya burası çok önemli. Ya planlamalarınızı hani oldukça somut ve net bir şekilde yapmamız lazım. Günlük olarak hangi işler yapılacak, haftalık neler, aylık neler. Bunlar için zaten işte Teamwork, işte Google takvim vesaire kullanıyoruz. Yani kullanıyorsunuz. Lakin remote çalışmanın hani getirdiği bazı esnekler olabilir. Hani bunu aldanmamak gerekiyor. İşte bireylerin, yöneticilerin önlerini somut bir şekilde görmesi gerekiyor. Bunun için bu maddeyi atlamamak lazım diye düşünüyorum. Bir diğer madde ise hani bunun paralelinde kullandığımız araçlar. Yani iş yaparken kullandığımız işte çeşitli proje yönetimi ve iletişim araçları mesela. Slack. Yani tam bir takım iletişim aracı abi. Hani ücretsiz versiyonu da var. Hani sen en başta ücretli versiyonu kullanıyoruz falan dedin. Ücretsiz versiyonu kullansınlar. Ya kullanın. Hani Türkiye'de onlarca çalışan olup, hatta onlarca projesi olup ücretsiz versiyonu kullanan firmalar biliyorum. Hani gayet yeterli yani. Bence kullanılabilir. Örneğin projelerinize hani Teamwork'e girin. Yani Teamwork kullanabilirsiniz. Hatta Teamwork'ün startuplara özel ücretsiz bir yıllık hakkı var. Hala var mı bilmiyorum. Biz de mesela zamanda bunu kullanmıştık. Hı-hı. Akabinde ücretli sürüme geçiyorsunuz zaten. İşte aylık misal veriyorum. Eğer hani 70-80 dolarsa 12 ayda, hani şu an dolar kurunda baz alıp oldukça iyi para ediyor. Dolayısıyla işte buradan tasklarınızı ayarlayabilirsiniz, zamanlayabilirsiniz, hani notlar tutabilirsiniz. Hatta Teamwork'ün chat programı da var, ayrı bir aracı. Hani onu da iyi kullanabilirsiniz. Mesela bu yılın favorilerinden Zoom programı var. Hatta biz de onu biliyorsun kullanmıştık birkaç projemiz için. Zoom'le görüşmeli, görüntülü görüşme yapıyorsunuz. Çok hızlı ve kaliteli. Hani Skype olabilir mesela bunun haricinde. Hangout olabilir. Yani ne kadar hızlı, ne kadar hızlı ve kaliteli o kadar iyi her zaman. Ama en önemlisi, özellikle bizim sektördenseniz hani bol bol bütün araçları deneyin. Denemek yani hani bunlarda sınır ve limit yok. Ya Product Hunt'tan, Reddit'ten vesaire çıkmamak gerekiyor. Hani buraların tamamen hani sömüreceksiniz. Hani kendiniz için en iyisini keşfedeceksiniz. Zira hani bir de remote olunca yani uzaktan çalışırken de hani bolca vaktiniz oluyor. İşte ne bileyim öğle yemeğinden işte dışarı git gel bilmem ne yoldan falan filan. Bolca vaktiniz oluyor. Buralarda bol bol bunları kurcalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar haricinde hani çalışma saatlerinin ayarlanması. Abi bu konu önemli. Bu hani sizin hem beden hem de zihin sağlığınız için önemli. Ya ben mesela bel ve boyun fıtığından dolayı ya bir yerde sabit 45 dakikadan fazla oturamıyorum. Ya da ayakta mesela 20-30 dakikadan fazla hani sabit bir şekilde kalamıyorum. Hani askerlikte de bunun en büyük böyle cezasını çektim. Ama sağ olsun hani o zaman komutanlar anlayış göstermişlerdi. Mesela bu tarz durumlarda abi ben mesela 45 dakika oturuyorum. Hani bir iş tamamlıyorum vesaire. Kalkıp 5-10 dakika hemen yürüyüşe çıkıyorum. Yani işte bir çay kahve molası bahanesiyle falan veyahut bir telefon gibi. Mesela ben genelde telefonları hep yürüyerek yaparım. Yani bunun en önemli sebeplerinden birisi de bu. Oturduğum yerden hani kalkma bahanesi. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ya bunların kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Sindirim sistemi için de bunlar önemli. Ya malum hani bağırsaklar ikinci beyin olarak lanse ediliyor abi şu anda. Dolayısıyla beslenme düzenimizi de bozmamak lazım. Ayrıca hani remote olunca ofisteki gibi giriş çıkış saatleri belli olmadığından dolayı hele bir de benim gibi işkolikseniz biraz günün 15-20 saati hani bilgisayar başında bulabiliyorsunuz kendinizi. Bu konuda da çok sürekli sağlamamak lazım. Yani bazı dönemler evet yapılabilir uzun çalışmalar. Lakin sürekli hale getirmek uzun vade zarar verecektir her anlamda. Abi yani bu dediğin şeyi söylerken ben birazcık iç çektim. Çünkü gerçekten
özellikle son 2 aydır falan yoğunluktan dolayı biz bu kurallara pek uymuyoruz yani. doğru diyorsun. Biz yani çok yoğun bir sürecin içerisindeyiz. Hem gündem olarak hem de diğer bütün etkenlerle beraber. Biz özellikle hani, şanssızlığımız biraz şey oldu. Hani belki de bu gündemden ötürü hani hemen iş sitemizi değiştirip bütün projelerimizi, müşterilerimizi bu salgın ve olağanüstü hal dolayısıyla güncellemek işte için ekstradan kurulumlar yapmak zorunda kalıyor. Bunun bir yoğunluğu var ama biz bir de bunun haricinde virgül koyarak Netvent'te hem kendi projelerimiz hem de yeni birkaç global girişimiz dolayısıyla zaten Ocak ayının başından beri olağanüstü haldeydik. Doğru diyorsun, o ikisi üst üste gelince biraz zorladı tabii. Evet, yani o yüzden bu kurala gerçekten uymanız gerekiyor. çalışma saatlerinizi gerçekten dikkatlice ve disiplinli bir şekilde benimseyip uygulamanız gerekiyor. Bunların haricinde bir de geçen podcast'te de bahsetmiştik. İşte işverenler veya yöneticiler remote çalışmak konusunda neden endişeliler veya neden endişe duyabiliyorlar diye. Şimdi burada işte bu güven meselesi devreye giriyor. Geçen podcast'te bu kadar detaylandırmamıştık ama burada biraz daha konuşabiliriz belki bu konuyu. Daha derinlemesine girdik neticede biraz daha. Şöyle bir şey var abi. İşte gözden uzak olunca yöneticinin kafasında böyle bir bu adam ne yapıyor algısı ortaya çıkıyor, tamam mı? Çünkü bu bir eski kafa aslında. Bu eski kafa birisinin söyleyeceği bir kelimedir muhtemelen. Çünkü elindeki veriler ona bu adamın ne yaptığını göstermesi lazım aslında. Evet. Yani o yöneticinin senin bir şekilde ne yaptığını, senden nasıl bir çıktı olduğunu, o gün nasıl bir çalışma disiplini sergilediğini görmesi o yöneticinin zaten görevi gibi yani bir noktada. Yönetici eğer dikkatli bakmasına da gerek yok. Senin bunu zaten gösterebiliyor da olman lazım bir taraftan. Dolayısıyla bu tip verileri ortadan kaldırdık, yani bu tip verileri gösterdikten sonra karşı tarafa yöneticinin aslında böyle bir konuda güven problemi yaşamaması gerekiyor. Yani o çıktıları gösterdikten sonra sizin remote çalışırken ne yaptığınız konusunda yöneticilere dair hani yöneticinin sizin hakkınızda endişelerinin kalmaması gerekiyor. Zira bu bir inanç meselesi değil zaten. Bu böyle bir inanmıyorum, bu adam çalışmıyor diye bir şey söyleyemezsiniz artık 2020 yılında. Çünkü yani bu adamın... gir abi araçtan kontrol et hani en kötü ihtimal. Evet, yani o kullandığımız bütün tool'lar, araçlar falan hepsi yazılı döküman elinizde sizin bu arada. Bu tool'ların hepsi yazılı birer döküman olduğu için önemli. Biz haftalık toplantılarımızda falan da kullanıyoruz buradaki. Örneğin geçen hafta neler yaptığımızı gerçekten o kadar fazla bazen çıktı alıyoruz ki ben bile ne yaptığımızı unutuyorum ve dönüp oraya bakıyorum yani bazen. Kesinlikle. Hani biz birbirimize böyle bir şeyin belki sormuyoruz ama bize bir gün sorulduğu zaman çıkarıp da biz geçen hafta şunu yaptık diyebiliyoruz yani. Evet. Çünkü elimizde yazılı bir doküman oluşuyor bu şekilde. Hı. Böyle bir veri tabanı oluşuyor. Dolayısıyla bir projeyi yaratırken siz bütün bu manevi değerlerin haricinde maddi olarak da bir şeyler biriktirmeniz ve derlemeniz gerekiyor. Doğru. Bunu da düzgün bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Bütün bunlar oldu, yöneticiniz gene size güvenmiyor diyelim. O zaman ne yapacağız? O zaman remote çalışmayacağız. Yani bilmiyorum. O zaman yöneticiyi değiştireceğiz. Doğru diyorsun. Yöneticiyi değiştireceğiz yani. Çünkü 2020 yılında gerçekten şimdi abi biz çok kolay şeyler yaşamıyoruz yani. Ben geçen gün bir yerde bir arkadaşımla göz göze geldik. Abi biz ne yaşıyoruz ya dedim yani adama. Hani ne yaşıyoruz dedim yani. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Bir ekonomik bir düzen var. İşte bir sağlık düzenimiz var. Bir devlet düzenimiz var. Bir otorite, her şeyimiz. Bir kurallara uygun yaşamaya çalışıyoruz. Bu kuralların içerisinde de kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bütün kurallar değişiyor. Bütün finansal dengeler değişiyor. Borsalar bir gün çıkıyor, bir gün batıyor. Amerika gibi sağlam bankaların, sağlam ekonomilerinden söz edebileceğimiz yerlerde bile, coğrafyalarda bile yeni kararlar alınıyor. Bugün bakıyoruz işte resesyonlar işte bekleniyor deniyor, işte finansal durgunluklar veya işte harcamada tüketim alışkanlıklarımızda çok büyük değişiklikler yaşıyoruz. Sen ben bile hani biz bile yaşıyoruz bunu yani, herkes yaşıyor. Dolayısıyla artık işte bu böyle hep o konuşmamızın başında da o startup okul dedin ya, aslında
hepimizin sanki böyle bir okuldan mezun olma hevesimiz var gibi şu anda. Hani böyle bir nasıl söylesem mezun heyecanı var üzerimizde. Hani bir sistemin sanki bir değişiklik zamanında değişikliğin o hissettirdiği noktalardayız yani. O değişikliği kabul edeceğimiz noktalardayız. Ve Charles Darwin'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki doğada güçlü olan kazanmaz diyor. En iyi adapte olan kazanır. Wow. Tamam mı? Yani burada artık güç gösterisinden ziyade işinizin verimliliğine odaklanmamız gereken bir dönemdeyiz. Kesinlikle. Biz burada yani artık güçlü olanın kazanmadığını gördük yani. En iyi adapte olan kazanacak. Güncel olarak aklıma bir örnek geldi. Hani Türkiye'nin yani Türkiye'de yaşayan herkesin malumu ezbere bildiği Survivor yarışması. Bu Survivor yarışmasında da ben bundan böyle 5-6 yıl önce bir sezonu demeyeyim ama en azından son 3-4 bölümünü izlemiştim. Orada şahit oldum abi dediğin gibi. Yani mesela o adada abi herkes çılgınca savaşıyor, güçlü olmak gerekiyor falan. Ama mevzu bahis güçlü olmak değil, en iyi şekilde o sisteme adapte olan ve açıkları bulan ve ona göre ilerleyen işte iletişimini vesaire falan kurgulayan stratejilerini. Mesela o zaman bir tane eleman birinci olmuştu. O eleman da zaten yani baksan böyle fiziksel olarak hiçbir kas yapısı yok, hiçbir gücü yok ama gerçekten müthiş bir zekası vardı. Ve sonradan da zaten sunuculuk falan yapmaya başladı. Yani bu şekilde de örneklendirebiliriz inşallah. Yok, bunu bilerek verdim. Çünkü gerçekten gündem dediğim gibi biraz çok değişken bir gündem var. Yani bundan bir ay öncesine kadar abi neredeyse hani şundan şikayet ediyorduk biz. Yaptığımız iş gereği de aynı. Her gün gündem değişir mi ya falan filan diye tepkiler veriyorduk. Ama şu an geldiğimiz noktada abi 20 Mart Cuma günü yani bugünü bir gözünün önünden geçir. Kaç tane gündem değişti? Yani kaç tane yeni habere maruz kalıyoruz ve acil ve anlık habere maruz kalıyoruz. İnan bana 2 hafta öncesinin neredeyse 10 katı ve bu haberler 2 hafta öncesinin işte bir günlük o hani gelen günde bir gelen o gündeme nazaran 100 kat 1000 kat daha böyle zedeleyici ve çarpıcı gelişmeler oluyor. Hal böyle olunca hani böyle gündemimiz varken de saçma sapan gülelim istedim yani oyun. Yani sistem değişiyor, finansal dengeler değişiyor, her şey değişiyor, yöneticiler de değişiyor. O yöneticilerin de değişmesi gerekiyor ve çalışanların da değişmesi gerekiyor. Artık herkesin rasyonel ve mantıklı davranması gereken bir döneme giriyoruz. Panik yapmadan, tedbiri elden bırakmadan, elimizden geleni yaparak mesleğimizin hakkını vermek bizim görevimiz de bu yani bir noktada. Abi şu an Türkiye'de devlet okulları uzaktan eğitim veriyorlar. Devlet üniversiteleri uzaktan eğitim veriyorlar. Pazartesi günden itibaren verecekler. Dolayısıyla hani biz bu günleri görüyoruz. Muhtemelen gelecek yılki eğitim, öğretim inan çok daha farklı ve dijital olacak. Yani görecekler bunun ne kadar efektif ve ne kadar işte maliyetinin daha az olduğunu vesaire. Dediğin gibi yani yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu yeni sistem içerisinde bizler bir nebze daha şanslıyız. Hem yaptığımız iş gereği hem de yaşımız itibariyle. Bizlerin adaptasyon sorunu çok olmayacaktır. Ama elimizden geldiğince de bu süreçte bu podcast serimizde olduğu gibi mesela deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağız. Yön vermeye çalışacağız. Biz de adapte oluyoruz işte abi. Görüyorsun Skype'a geçtik yani. Yani biz de stüdyomuzu, mikrofonumuzu bıraktık Skype'a geçtik yani. Bir şekilde işlevsellik odaklı yani. Kesinlikle ya. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle yani. Şu zor günleri inşallah güzel bir şekilde atlatalım. Söyleyeceğin, ekleyeceğin başka bir şey var mı Deniz? Bunun dışında hiç söyleyeceğim bir şey yok. Herkese ben sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Evde kalın. Evde kalın. Mümkün mertebe evde kalın. Sağlıkla kalınız efendim. Görüşmek üzere.